Dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Uğur Dündar'ın konu oldu ve Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Allah bilir dedi. Ankara'yı iyi bir şekilde yönetmek istediğini söyledi. Ama Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da net bir şey söylemedi. Ama gayet iyi biliniyor ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş potansiyel Cumhurbaşkanı adayları arasındadır. Diğer isim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fakat geçtiğimiz günlerde Sabahattin Önkibar bir video yayınladı. Yayınlamış olduğu bu videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklındaki ismin Abdullah Gül olduğunu söyledi. O olmazsa Ali Babacan olduğunu söyledi. Ben inanmak istemiyorum böyle bir şeye. Ne Abdullah Gül, ne Ali Babacan, ne de başka bir isim Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefete seçim kazandıramaz. Bu isimler Erdoğan'ın karşısına çıkması durumunda Erdoğan eze eze o seçimi alır. Kılıçdaroğlu'nun hakkındaki Abdullah Gül meselesinin tam anlamıyla net olduğunu, doğru olduğunu nereden anladık? Ortalık şu anda toz duman. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Hem de dördüncü defa bir değişiklik yaşandı. Ülke gündemi şu an bunlarla boğuşuyor. Ama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve dedi ki ben Abdullah Gül ismini Kılıçdaroğlu'na önerdiğimde Sayın Kılıçdaroğlu bu ismi kabul etti dedi. Onay verdi dedi. Yani birinci Ekmelettin İhsanoğlu vakasını atlatamamış Cumhuriyet Halk Partisi ikinci bir İhsanoğlu vakası yaşayacakmış az kalsın. Neyse ki yaşamadık onu. Şimdi ise bağıra bağıra bakın Türkiye'de erken seçim artık geliyor. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması, Gezi Parkı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınması, Canan Kaftancıoğlu'na bakın bir dava açılmıştı hatırlarsınız. Muhtemelen Kaftancıoğlu da cezaevine girecek öyle bir beklenti var. Öte yandan HDP'nin kapatılması meselesi var. Röportör kabul etti şimdi incelemeler başladı. Ya HDP kapatılacak ya HDP kendini feshedecek ama bir şekilde HDP'siz gidilecek bir seçimde baskın bir seçimde seçimi yeniden kazanmanın yollarını arayacaklar. Efendim, peki ne yapması gerekir muhalefetin? Muhalefetin aklından şu adaymış, bu adaymış hepsini bir kenara koyup kazanabilecek bir adayla Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanması gerekir. Vatandaş kararını vermiş durumda. Halkın arasına indiğiniz zaman adaylardan birisi ya Ekrem İmamoğlu çıkıyor ya Mansur Yavaş çıkıyor. Başka güçlü bir aday yok. Açık ve net. Şu an bu videonun altına yorum yazacak olsanız sizin de söyleyeceğiniz iki aday bu isimler olacaktır. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu. İşte diyorlar ki efendim Mansur Yavaş aday olursa Kürt seçmenden, HDP seçmenden oy alamaz. Niye alamazsın? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde %50'nin üzerinde oy alan Mansur Yavaş'a sadece CHP'liler ve İyi Partililer mi oy verdi sanıyorsunuz? HDP orada aday çıkarmamıştı. HDP seçmeninden de Mansur Yavaş'a oy verenler oldu. Mesele artık bunlar değil. Ve Kürt seçmeninde veya HDP seçmeninde de böyle bir şey yok. İşte o yüzden efendim neymiş? Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmesi daha doğru olur diyorlar. Bence Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi daha doğru olur. Neden? Çünkü Mansur Yavaş'a ülkücü seçmenden de oy gelir. Mansur Yavaş ülkücü geçmişi olan bir isim. Geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayıydı. Kazanamamıştı. Bir sonraki seçimde de gelip Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuştu ve yine kazanamamıştı. Sonrasında ise 2019 yılında Millet İttifakı çatısı altında seçimlere girdi ve kazandı. İYİ Parti aday göstermedi, HDP aday göstermedi ve Ankara'da AKP'nin karşısında kim vardı? CHP'nin adayı Mansur Yavaş vardı. Muhalefet tam bir blok halinde muhalefet seçmeni
Gitti AKP adayının karşısındaki adaya oy verdi ve seçimi Mansur Yavaş kazandı. Ama şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek için muhalefetin ülkücü oylarına da ihtiyacı var, milliyetçi oylarına da ihtiyacı var. Çünkü MHP seçmeninin büyük bir bölümü geçmişte asla AKP'ye oy vermeyecek kişilerden oluşuyor. Şu anda bir Cumhur İttifakı içerisinde oldukları için, kendileri de aday çıkarmadığı için Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy veriyorlar. Ama kendilerinden birisinin çıkması durumunda MHP'nin %10'luk veya %11'lik bir seçmen kitlesinin en az %4'ünün %5'inin oyunu alabilecek bir adaya ihtiyaç var. Yani biz %50 artı 1'i aldık kazandık değil, en az %55, %56 ile seçimi kazanacak bir Cumhurbaşkanı adayına ihtiyaç var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 13 bin farkı kabul etmediler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde %1'lik bir seçim kaybetme olursa eğer kabul edeceklerini mi sanıyoruz? Yine tartışmalar yaşanacak. Ama %5, %6'lık bir farkla seçimi kaybederlerse hiçbir tartışma yaşanmaz. Şu an en güçlü adaylardan birisi Mansur Yavaş'tır. Kılıçdaroğlu'nun kulağına da gelip başka isimler fısıldayanlar varsa vazgeçsinler. Muhalefete kötülük yapıyorlar. Abdullah Gül ismiyle, Ali Babacan ismiyle, şu isimle, bu isimle Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılamaz. Kazanacaksanız Mansur Yavaş ismiyle kazanmanın yollarını arayacaksınız. Bunu birçok anketör de söylüyor yani. Bakın şimdi Avrasya Araştırma'nın bir anketi var. Ocak ayında yapılmış bir anket. Olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde isimlerini sayacağım kişiler Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olsa oy verir misiniz? Ekrem İmamoğlu'na çıkan oy oranı %42.1 evet oy veririm diyor. %37.2 hayır vermem diyor. Kararsızlar da var. Mansur Yavaş ise %42.7 bir oy oranı var. Yani Ekrem İmamoğlu'ndan daha önde çıkıyor. Ama bu tabii ki bir anket. Türkiye genelini yansıtmıyor olabilir. Ama yapılacak bir seçimde tekrar ediyorum. Ülkücü oylarına, MHP seçmeninin oylarına da ihtiyaç var. O yüzden en doğru tercih Mansur Yavaş olacaktır. Bu yüzden CHP Genel Başkanı'nın kulağına başka aday fısıldayanlar vazgeçsin. Hatta CHP seçmeninin büyük bir bölümü Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş konusunda ısrar etsin. Çünkü sokağa indiğiniz zaman Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş adının önde olduğunu göreceksiniz Cumhurbaşkanı adayları listesinde. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde AKP'ye bırakmamak için, öyle bir riski almamak için bu ikisinden herhangi birini aday göstermeme düşüncesi olabilir. Ama ben tekrar ediyorum, muhalefetin artık seçim kaybetme lüksü yoktur. Girilen 10 seçim kaybedilmiş. Adamlar 20 yıldır kazanmış, bakın 2-3 gün önce çıkmış diyor ki biz 19 yıldır diyor hazırlık aşamasındaydık. Mahir Ünal diyor bunu. Şimdi diyor başlayacağız. 19 yıllık bir hazırlık süresi mi olur ya? Bugünkü iktidarın topluma şunu yapacağız, bunu yapacağız deme lüksü yoktur. Bitmiştir o işler. Şu vaatte bulunmak, bu vaatte bulunmak devre kapanmıştır. Ama muhalefetin de biz kazanacağız diyebilmesi için Mansur Yavaş etrafında toplanması lazım. Mansur Yavaş ismini öne çıkarması lazım. Biz İstanbul Belediyesi'ni veya Ankara Belediyesi'ni seçimlerde AKP'ye teslim etmeyelim derken, diğer tarafta kalkıp da siz Ali Babacan gibi, Abdullah Gül gibi veya herhangi başka bir isimle Cumhurbaşkanlığı yarışına girerseniz tekrar Türkiye'nin anahtarını 20 yıldır teslim ettiğiniz gibi altın tepside teslim etmiş olursunuz. Muhalefetin bu seçimi kazanmak için artık çalışması gerekiyor. Bağıra bağıra erken seçimin geldiği bir günde bugünden itibaren start verip yapacaklarını Anadolu'ya anlatması gerekiyor. Yaşanan gelişmeler bağıra bağıra bir erken seçimin geldiğini gösteriyor. Ve muhalefet bir hazırlıksız bir seçime yakalanırsa ve bu seçimde de zaten HDP olmazsa biz kazanırız düşüncesindeler.
Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tekrar seçiminde olduğu gibi farkla da seçimi kaybetmeleri artık çok mümkündür. Yeter ki muhalefet seçmenin karşısına güçlü bir cumhurbaşkanı adayıyla çıkmayı başarabilsin.